Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT Matematik dersinde OBEB, OKEK konusundan devam ediyoruz. İkinci videodayız. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet, iki sayının OBEB'ini ve OKEK'ini vermiş. A eksi B en çok kaç olur diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi OBEB'leri 4 ise diyelim ki A'ya ve B'ye biz bir sayı vereceğiz. OBEB'leri 4 ise bu ne demek? 4'ü içinde mutlaka barındırıyor. Yani A'ya 4x dedim. B'ye de 4y diyeceğim. Tamam mı? Çünkü x ve y de aralarında asal olacak. Çünkü aralarında asal olmazsa OBEB'i büyütürüz. OBEB büyümeyecek. Dikkat. OKEK'te 48 demiş arkadaşlar. Biz ne yapacağız bunları? İkisinin çarpımı 4x çarpı 4y eşittir 48 çarpı 4'ten. Çünkü iki sayının çarpımı OBEB ile OKEK'in çarpımına eşit. 4'ler gitti. 48'i de 4'e böldüm arkadaşlar. X çarpı y eşittir 12 oldu mu? Çok güzel. Ben x ve y'ye neyi vereceğimi burada görüyorum. Aralarında asal vereceğim. Bakın çarpımları 12 aralarında asal. 12'ye 1 verebilirim. Bu 1. Bir de 4'e 3. 6'ya 2 veremezsiniz. Aralarında asal değil. OBEB'i büyütmüş olursunuz. 4'e 3 veririm ya da 12'ye 1. Farkın en çok olması için 12'ye 1 vereceğim. 4 çarpı 12'den 48. 4 çarpı 1'den 4 arkadaşlar. Farkım 48 eksi 4'ten 44 gelecek diyorum burada. Gelelim bakalım bununla ilgili şu örnek sorumuzu çözmeye. Sorumuz ne demiş? Olduğuna göre kaç farklı x, y ikilisi bulunabilir diyor. OBEB işte yine diyelim arkadaşlar x ve y diyelim buna 28a bu da 28b olsun, tamam mı? Çarptığımızda 28a çarpı 28b dediğimizde 28 çarpı 504 olaraktan çarpalım. 28'ler gitsin. 504'ü 28'e böldüğümüzde arkadaşlar ne olacak? Şurada bölelim. 504 bölü 28 diyelim. 2 tane yok. 1 tane var elin içinde. 28 çıktı. 22. 4'ü indirdim. Kaç tane var arkadaşlar? 8 tane olsa olur mu? 8 desek 160, 64 daha 224. Evet, 18 tane oldu. Burayı siliyorum şimdi. Şunu da sadeleştirince arkadaşlar A çarpı B eşittir 18 oldu. Şimdi ben A çarpı B'yi bulduktan sonra kaç farklı X, Y ikilisini buradan çıkartabilirim arkadaşlar. Aralarında asal olacak. İki sayının çarpımı 18 olacak. Hadi bakalım. 1'e 18 aralarında asal mı? Evet. 1 her sayıyla arasında asaldır. 2'ye 9 aralarında asal mı? Evet, 2'ye 9 aralarında asal arkadaşlar. 3'e 6 aralarında asal mı? Onu da bir yazalım. 3'e 6 bakın ikisinin ortak böleni var. Aralarında asal değil arkadaşlar. 4'ü deniyorum, 5'i deniyorum. Sonra arkadaşlar bunlar olmadı. Bir daha geri dönüyorum. 9'a 2, 18'e 1. Çünkü yer değiştirmeleri de farklı sayı algılanacak değil mi? O zaman arkadaşlar 4 farklı ikili yakalamış oldum. Şimdi bu 1'e 18'ler ne? 1'i buraya 18'i buraya koy işte 28'e 504. 2'yi buraya 9'u buraya işte bunu 2 ile çarp bunu 9 ile çarp. Sonra bunu 9 ile çarp bunu 2 ile çarp. Sonra bunu 18 ile çarp bunu 1 ile çarp. Sürekli arkadaşlar bunu sağlayan 2 tane sayı bulacaksınız. Gördüğünüz gibi hep aynı yere teşhis ediyoruz. Aynı yere dokunuyoruz. OBEB dediği zaman o sayıyı 28A ya da 28B olaraktan mutlaka yazmamız gerekiyor ve diyeceğiz ki daha fazla ortak böleni yok. Diğer sayılar çıkaracağımız sayılar aralarında asal sayı olmak zorunda ki OBEB'i koruyalım. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı 4 olacak diyoruz ve geçiyoruz bir dahaki bölümümüze. Evet. Aralarında asal sayıların OKEK'i 60'tır diyor. Buna göre arkadaşlar kaç farklı AB ikilisi vardır diyor. Yazıyorum yani aralarında asal bir kere çarpımları 60 olacak. Çünkü aralarında asalın OBEB'i neydi? 1'di arkadaşlar değil mi? Aralarında asalın OBEB'i 1'di. O zaman bu iki sayının çarpımı OKEK'ine 60'a eşit olacak. Bunu bir kenara yazıyorum. Sonra 60'ın çarpanlarını ayırayım. 1'e 60 aralarında asal mı? Evet. 2'ye 30 aralarında asal mı? Hayır. Bunu çizdim. Buna tik dedik. Buna çarpı dedik. 3'e bölelim. 3'e 20. 3'e 20 aralarında asal mı? Evet. Aralarında asal. 4'e bölelim. 4'e 15. Aralarında asal mı? Aralarında asal. 5'e böl. 5'e 12. Aralarında asal mı? Evet, aralarında asal. 6'ya böl. 6'ya 10. Aralarında asal mı? Hayır değil arkadaşlar. Daha sonra 7, 8 olmuyor. Tekrar bu sıralar geri dönecek. Bir daha kendilerinin
diğer çiftlerini yaratacaklar. 1, 2, 3, 4 burada. 4 de bunların ters dönmüş hali. O zaman 8 adet sayı bulunur diyeceğiz. Çünkü mesela 1'e 60 da 60'a 1 de ikisi de farklı olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bu ikililer. 8 tane AB ikilisi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Burada da gösterdiği gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili gelmiş oldu diyoruz. Dördüncü soru. X ve Y ardışık çift doğal sayılardır. Aman Allah'ım, mükemmel soru. Hocam bir bilgi. Ardışık sayıların arkadaşlar her zaman EBOB'u 1'dir. Ardışık tek sayıların da EBOB'ları 1'dir. Asal sayılardır. Aralarında asal sayılar olurlar. Peki ardışık çift sayıların EBOB'u kaçtır? Biraz düşünün bakalım. Önce burayı bir yormanız gerekir. Arkadaşlar ardışık çift sayıların EBOB'u her zaman 2'dir. Daha fazla ortak bölünü yoktur. Dolayısıyla ardışık çift doğal sayılar arkadaşlar X ve Y diyelim arkadaşlar. Bunların EBOB'u 2, EKOK'unu bilmiyoruz. EKOK'u ne çıkacak o zaman? 144. O zaman hocam ben X ile ardışık çift doğal sayı dedi ya. Y demesem de arkadaşlar X artı 2 desem olur mu? Olur mu? Ya da Y diyelim, yine oradan çıkartalım. Kafanız karışmasın. X artı 2 desem oradan da görecektiniz. 2 çarpı 144'müş. 2 sayının çarpımı, EBOB ile EKOK'un çarpımı. 288 etmedi mi? Şimdi X ile Y'nin çarpımı 288'miş. Sana dedi ki bunlar ardışık çift doğal sayılar. Yani peş peşe gelen ardışık çift sayılar. Kimler olabilir arkadaşlar? Bunu düşünün bakalım. 15, 225 ederdi. 16 arkadaşlar, 16 çarpı 16 256 idi. O zaman 16 ile 18 bu sayı edebilir. Doğru mu arkadaşlar? 16 ile 18'in de toplamı 34 edeceğini görüyoruz. X ve Y sayısını bulduk. X'e 16 dedik. Y'ye de 18 dedik. İşin içinden çıktık arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelelim şu tip sorularımıza. Bir grup öğrenci 4'erli, 5'erli ve 6'şarlı gruplara ayrılabiliyor. Ayrılabiliyor demesi arkadaşlar bu sayılara bölünebiliyor. Elimizdeki sayı, öğrenci sayısı, mevcut sayı. Bunlara bölünebiliyorsa en az kaç demek arkadaşlar? Bu soru neyi soruyor? 4'e, 5'e ve 6'ya bölünebilen bir sayı demek. Yani 4, 5 ve 6'nın EKOK'unu istiyor senden. 4, 5 ve 6. Hocam üçlü sayının EKOK'unu bulmak zor olmaz mı? Olmaz. 1'e kadar indireceksin. 2'ye böl. 2, 5, 3. 2'ye böl. 1, 5, 3. 3'e böl 1, 5'e böl, bu da 1 olsun. 2, 2, 3, 5, 4 çarpı 3, 12, 5 daha, 60 oldu bunların EKOK'u diyoruz arkadaşlar. Gruptaki kişi sayısı en az 60 olur. Bakalım cevabımıza, doğrudur. Geliyoruz bakalım arkadaşlar şu sorumuza. Bir çiçekçi elindeki gülleri, kalemimi bir açayım. 8'erli, 10'arlı ve 16'şarlı demetlerinde hazırlayabiliyor. En az kaç gül vardır? Yani bu sayılara elindeki gül demetleri, gül sayıları bölünebiliyor o zaman. 8, 10 ve 16'nın EKOK'unu ayıracağız. 2'ye böldüm. 4, 5, 8. Bölünebilenleri bölüyoruz. Bölünemeyenleri ellemiyoruz. Onları sonra böleceğiz. 2'ye böldüm. 2, 5, 4. 2'ye böldüm. 1, 5, 2. 2'ye böldüm. 1, 5'e böldüm. Bu da 1 olsun sonra. Evet. 2, 2, 2, 2, 16 çarpı 5'li arkadaşlar. 80 olmuş bunların EKOK'u A şıkkında diyoruz. Yine basit bir soru oldu. Köşe taşına benzer bir soru oldu. Bu sefer dikkat. 4'erli, 5'erli, 6'şarlı gruplandırıldığında her defasında 3 öğrenci artıyor demektir. Bu da sadece şu demek arkadaşlar. Yine en az kaç öğrenci vardır diyecek. En çoğu soramaz, en çok sonsuza gidersiniz çünkü. Tamam. 4, 5 ve 6'nın EKOK'unu bul diyor. Az önce biz bulmuştuk 4, 5 ve 6'nın EKOK'unu arkadaşlar. 60 mı demiştik? 60 demiştik galiba. 3 öğrenci artıyorsa ne yapacağız biz? Artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. 63 tane en az öğrenci vardır. Peki kaç, başka kaç olabilir? Bakın bu sayıyı katlayaraktan gitmeyeceksiniz. EKOK'u katlayaraktan gideceksiniz. Kalan, artan öğrenciyi en son ekleyeceksiniz. Mesela en az 60. Bir sonrası 62'ye katla 120. 3 ekliyorum, 123. Bir sonrası 63'e katla 180, 183. Bir sonrası 243. Bir sonrası 303. Çünkü önce 60'ı katlayın. Bölünebilen sayıyı katlayın. En son kalanı ekleyin, tamam mı? Sakın kalanla beraber katlamaya çalışmayın. Olmaz. Yanılırız arkadaşlar. Geçiyorum. Dördüncü soru.
Diyor ki bir miktar kömür 20 kilogramlık, 32 kilogramlık ve 48 kilogramlık çuvallarda doldurulduğunda her seferinde 10 kilogram kömür artıyor. 10 kilogramlık çuvallara doldurulduğunda en az kaç çuval gerekir diyor. Şimdi o zaman en az kaç kilogram kömür olduğunu bulalım. 20, 32 ve 48'in bir ek okunu bulalım ve sonra 10 kilogram kömür artıyor diyor ya. Artı 10 diyeceğiz. Elimizde en az ne kadar kömür var bunu bulalım bir. Sonra problemin ikinci kısmına bakacağız. 2'ye böldüm. 24, 16, 10. 2'ye böldüm 12, 8, 5. 2'ye böldüm 6, 4, 5. 2'ye böldüm 3, 2, 5. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 32 etti. 32 çarpı 3 ne yaptı? 96. 96 ile de 5'i çarpıyorum arkadaşlar. Ne olsun? 450 yapar 90'da. Bu da 30, 480 etti bizim sayımız. Şimdi en az 480. Hocam bir de 10 kilogram artıyormuş. Artı 10 dedim. 490 kilogramlık kömür varmış en az elimizde. Diyor ki bu kömür 10 kilogramlık çuvallara doldurulduğunda en az kaç çuval gerekir? Bunu bölersen 10'a 49 ettiğini burada göreceksin diyoruz sevgili arkadaşım. Evet, 7.10'a geldik. Bir sınıftaki öğrenciler buraya dikkat. Hocam az önce bize dedi ki 4'erli, 5'erli, 6'şarlı gruplandırıldığında 3 artıyor. Ama şimdi böyle bir şey demedi. Dikkat edin. 4'erli gruplandırıldığında 2 öğrenci. 5'erli gruplandırıldığında 3 öğrenci. 6'şarlı gruplandırıldığında 4 öğrenci artıyor. Farklı sayılar. Bu soru tipi tektir arkadaşlar. Bunun daha benzeri yoktur. Bu da en zorudur buranın. Ama kolay çözeceğiz. Bakın. Burada diyoruz ya hepsini bölebilmek için bir şartımız yok mu? Mesela burada 2 öğrenci eksik. Burada da 2 öğrenci eksik. Burada da 2 öğrenci eksik. Ben öğrenci sayısına 2 eklesem. Diyelim ki öğrenci sayısı x olsun. X artı 2 desem bu 4'e, 5'e ve 6'ya tam bölünebilecek olacak mı arkadaşlar? Değil mi? Eğer öğrenci sayısına 2 ekleseydim. Çıkardığımda buradan bölünüyor da bunlar ve bu bölünmüyor. 2 eklediğimde bölünüyor. Dikkat. O zaman 4, 5 ve 6'nın ek okunu buldum. 60 mı? Şimdi en az 60. X artı 2 en az 60'mış. Peki x kaçtır? Hocam sakın 2'yi toplamayın. 2'yi çıkaracaksınız şimdi. Çünkü topladığımda bölündüm. Toplandığımda bu hale geldim ben. Bana sayıyı soruyor o zaman ne olacak? En az 58 öğrenci vardır diyeceğiz. Gelin kontrol edelim. Aha da doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Burada da şimdi bakalım buna benzer bir şey gelecek mi? Bir bakkal bir bidon zeytinyağını 3 litrelik şişelere doldurulursa 2, 4 litrelik şişelere doldurulursa 3, 8 litrelik şişelere doldurulursa 7. Aradaki açıklığı gördünüz mü? Kaç var? 1. Hocam o zaman x artı 1 kaça bölünecek? 3'e, 4'e ve 8'e arkadaşlar. 3'e, 4'e ve 8'e bölünebilecek. 3, 4 ve 8'in ek okunu alalım bakalım. 2'ye böldüm 4, 2, 3. 2'ye böldüm 2, 1. 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Arkadaşlar 8 çarpı 3'ten 24 eşittir. X artı 1 geliyor. X'i bulacağız biz. Kaç tane işte zeytinyağı, ne kadar zeytinyağımız var? Şu 1'i karşıya attığımızda X eşittir. Ne çıkacak? 23 cevabını buradan alacağız diyoruz arkadaşlar. OBEP ve OKEK'in ikinci videosunu burada son bulduruyorum. Açıklama kısmına arkadaşlar TYT Matematik ve diğer 9, 10, 11, 12. sınıflarla ilgili oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.